Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün hem milletimizin tarihinde hem tarih boyunca İslam medeniyetine merkez vazifesi gören coğrafyamızın tarihinde, hem İslam ümmetinin tarihinde hem de İslam medeniyetinin tarihinde zor bir süreçten geçiyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim. Şöyle millet olarak hep birlikte tarihimize baktığımız zaman aslında bugüne getireceğimiz çok büyük dersler, çok büyük ibretler var. Anadolu toprakları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından yedi sene sonra bağrını İslam'ın rahmet mesajlarını açmış topraklardır. Resul-i Ekrem'in vefatından yedi sene sonra Diyarbakır Ulu Camii'de Resul-i Ekrem'in ashabından nice büyük insanlar secdeye kapandılar. Rahman'a secde ettiler. Daha sonra bu topraklarda aynı Rabb'e iman etmiş, aynı peygambere ümmet olmuş bir bilinçle tevhidle vahdet arasındaki o muhteşem ilişkiyi kurarak hep birlikte bu toprakları kendimize vatan kılarak yolumuza devam ettik. Bu yolculukta bir ayrılık gayrılık yoktu. Her birimizin farklı mensubiyetleri vardı. Ama İslam'a mensubiyet bizim bütün mensubiyetlerimizi birleştirip bizi kardeş kılıyordu. Bizim peygamberimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderildi ve biz bu rahmeti başka dünyalara da taşıdık. Afrika'nın içlerinde kardeşlerimizle buluştuk. Balkanlardaki bütün kardeşlerimizle beraber onların dillerine dokunmadan, onların mabetlerine, farklı inançlarına dokunmadan ahlak ve hukuk çerçevesinde bir dünya inşa ederek birlikte yönettik. Hep birlikte. Asırlarca hep birlikte dini mübini İslam'a hizmet ettik. Hiç kimse kimseye, kimsenin dilini, ırkını, rengini sorun edinmedi. Sorun edinmesi mümkün değildi çünkü İslam bütün cahiliye asabiyelerini yok etmek için geldi. Mühim olan ortak hakikatimizdi. Allah'ın ayetlerinden birisi dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Hep birlikte aynı davaya iman etmiş, aynı hakikate gönül vermiş bir kardeşler topluluğu olarak tarih boyunca bu topraklarda birlikte yaşadık, tarih içerisinde hatalar yaptık. Zaman zaman ihtilafa düştük. Zaman zaman bu değerlerimiz zayıfladı. Tevhidle vahdet arasında kurmamız gereken ilişkide hatalar yaptık. Üzerimize nice haçlı seferleri geldi, biz göğüslerimizi siper ettik, üstesinden geldik. Nice istilalara maruz kaldık, hep birlikte, birliğimizle biz bunların üstesinden geldik. Ama daha sonra zaaflarımız baş gösterdi, biz Kardeşlerimizi kaybettik. Kardeşlerimiz bizi kaybetti. Alemi İslam paramparça oldu. Afrika sömürgelere teslim edildi koca bir kıta olarak. Orta Doğu, Hicaz dünyası, Biladi Irak, Biladi Şam taksim edildi. Cetvellerle oturup taksim ettiler. Anadolu'yu da yok etmek için yine daha büyük saldırılar düzenlendi. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, dini mübini İslam'ın değerlerini, İslam medeniyetinin en yüce değerlerini birlikte yaşayarak, birlikte bir kardeşlik ihyası içerisine girdik. Böyle bir zor dönemde siz bu bölgede milletimizin evlatlarına dini mübini İslam'ın o rahmet mesajını öğretmek için vazifeler ifa ediyorsunuz. Bölgemiz, ülkemiz zor bir eşikten geçiyor. Bu eşikte bizim halkımızın her ferdine sahip çıkmamız gerekiyor. Her öğretmenimizin, her öğrencimizin evini bizzat ziyaret etmesini ben istirham ediyorum. Her eve gidin, her kapıyı çalın ve evden eve kardeşlik taşıyın. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği o ortak değerleri, merhameti taşıyın. Bütün öğrenci kardeşlerimize selamlarımı iletmenizi istiyorum. Öğretmen kardeşlerime selamlarımı iletmenizi istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.